Ana arterlerden daha önce bugün sadece esnafı bilinçlendirme çok sadece şu an sizce ondan sonra karşı mevcutluğuna öncelikle hepinizin malumu bu şehirlerdeki yoğun kalabalıklaşma girifleşme sonucu tüm dünyada hijyen ve temizlik ciddi bir problem haline gelmiştir. Tabii biz de bu duruma duyarsız kalmadık. Modern dünyadaki en büyük problem olan temizlik ve hijyene karşı yine modern belediyecilik anlayışıyla bu temizlik ve hijyene karşı ne yapabiliriz, nasıl bir çözüm bulabiliriz diye çeşitli düşüncelere, çabalara girmiş bulunmaktayız. Tabii başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız İdris Aklı'nın riyasetlerinde böyle bir düşünceye kavuştuk. Tabii temizlik ve hijyen olaylarında belediye ne kadar çabalamaya çalışsa, valilikler, devlet erkanı ne kadar çabalamaya çalışsa, buna asıl önderlik edecek olan toplum, halktır. Biz de bu düşünceyle yola çıkıp daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu bir Hakkari için halkımızın da katılımıyla böyle bir çabaya, çalışmaya girdik. İnşallah Hakkari'miz Türkiye'nin en temiz, en hijyenik, en huzurlu, en mutlu şehri olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz. Bu sürecin burada kalmayıp devamının da sağlanmasını bekliyoruz. Sanırım her hafta Salı ve Perşembe günü bu çalışmamız devam edecek başlangıç olarak. Tüm Hakkari'nin desteklerini bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz değil mi? Saat 10'da atıyoruz çocukları çıkartıyor, bırakıyor. Bir tane mi dırmışlar? Öyle tozdur. Valinin konağını yaptılar. Ben de vali benim konağını yaptım. Evet. O toz hepsi vallahi valinin evine gidiyor. Hem de çarşının içine geliyor. Onun asfaltı istiyoruz. Vali Bey'in asfaltının yapılmasını mı istiyor? Evet. Bir de bu kuyular çok dolmuş, kalmıştır. Onu da... Zaten 11'e kadar yakın olursa o kadar evet. Çöp sokakta bekleriz. 11'i geçirmemek kaydıyla sanırım. Allah razı olsun. Bize askeri ya.